Evet sevgili dostlar sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda bu kısımda biraz duyum konuşalım. Çünkü e, oruçlunun iftar saatini beklediği gibi kanalımızın takipçileri de özellikle Mart ayından itibaren duyum bekliyorlar. Bunu konuşalım. Şimdi ilk 4 tane haberim var. Bu haberlerden ilki aslında duyum ama haber. Rıdvan Dilmen. Baş şu Fenerbahçe'ye isterim diyor. Şimdi Beşiktaş'ta kaçırdığı gollerle eleştiri oklarını üstüne çeken Miç Başçuay'ı beğendiğini ve Fenerbahçe'de görmek istediğini söyledi. Şimdi burada ben bir araya gireyim. Ben hakkınızı helal edin burada bir araya gireyim. Geçen sene Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşıyan hakemler şey şampiyonluğa taşıyan futbolculardan biri olan Abu Bakar'ın Beşiktaş'ta kaçırdığı gol yüzdesi yani pozisyonları da kaçırma yüzdesi Samatla'dan daha yüksekti dediğim zaman kikir 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 gülen arkadaşlar vardı. Saçmalama hocam ya ne diyorsun sen tamam Samatta iyi diyorsun hoş diyorsun anladık ne demek istediğini ama yani yapma etme çöpleme bu kadar diyorlardı. Bu sezonda size enteresan bir şey söyleyeyim. Başçuay'ın kaçırdığı gol yüzdesi Belki Süper Lig'deki en az gol yüzdesi diyebilirim. Bu da ayrı bir mesele. Bak arkadaşlar bahsettiğimiz arkadaşımız. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde bence çok tırt bir kadrosu vardı. Zaten sıfır çekti. Tırt bir durumu vardı. Onu saymıyorum. Türkiye Kupası'nda 3 maçta sonuç alamamış. Süper Kupa'da 120 dakikada sonuç alamamış. Ligi baz alalım. 2033 dakika. Yani yaklaşık 23 maç. 12 gol 5 asisti var başlığı aynen. Yani 17 gollük katkısı var. Bakın 17 gollük katkısı var. Ha biri alda at pası veriyor. Öbürü verde atma pası veriyor. Öbürü yerde at da pası veriyor. Öbürü al sen bir şekilde bir şeyler yap pası veriyor falan filan ayrı mesele. Şimdi bu adam piyasa değeri olarak zamanında 40 milyon euroları görmüş. Ki bahsettiğimizde 3-4 sene öncesi. Sonrasında Premier Lig'de çalkantılı dönemler geçirmiş. Hani neredeyse her sezon kiralanmış bir futbolcudan bahsediyoruz. Ben şunu söyleyeyim. Her sezon kiralanan futbolcu mantıklı olmaz arkadaşlar. Mantıklı olmaz. Bakın Süper Lig'de şöyle bir olay var. Süper Lig'in bug'ını çözdün müydü iş biter. Charlotte bug'ını çözmüştü. Vedat çözmüştü. E, gittikleri yerdeki durumları malum. Şimdi Rıdvan Dilmen yani, Trabzonspor maçında kullandığı penaltı atışını da gole çevirememiş herhalde. Direkten dönmüş yanlışım yoksa. TRT Spor ekranlarında %100 futbol biliyorsunuz artık yeniden var. Ee, övgü dolu sözler kullanmış. Kötü bir oyuncu olmadığını belirtmiş. Başvurayı sokak kedisi gibi. Hep gol arıyor. Çıkarken su şişelerini tekmeledi. Penaltıyı kaçırdığı için. Ben bu tarz oyuncuları severim. Değerli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Beş taşta kalması gerektiğini düşünüyorum. Eğer Beşiktaş'ta kalmayacaksa da Fenerbahçe'de oynamasını isterim demiş. Şimdi Rıdvan Dilmen son dönemlerde Fenerbahçe için ne söylüyorsa tam tersini yapmak gerekiyor. Eğer Fenerbahçe'ye gelmesi gerek diyorsa gelmemesi daha hayırlısıymış demek ki. Demek gerekiyor. Artık Rıdvan Dilmen'i çözdük. Teşhisi koyduk ortaya. Tamam mı? Şimdi Fenerbahçe e, bu arada bir planı yok başlığı ilgili. Bilginiz olsun. Bizim forvet planlamamızdaki isim başka. Fenerbahçe'de bedava golcü planı Andrea Belotti. Bu isim niye tanıdık geliyor? Torino ile sözleşmesi bitecek. Andrea Belotti'yi transfer etmek için girişimlere başlamış. Tabi Fenerbahçe gelecek sezonun hazırlıklarına şimdiden başladı biliyorsunuz. Golcü transfer için İtalya milli takımının golcüsünü listesine almış. Sezon sonunda Torino ile sözleşmesi bitiyor. Ve sezon sonunda İtalya'dan da ayrılmayı düşünüyormuş oyuncu. Biz niye e, hatırlıyorum dedim. Sonradan aklıma geldi. Biz bu oyuncuyu daha önce konuştuk sanki ya. Konuşmadık mı? Ha konuşmadık. Pardon. Şimdi konuşuyoruz. Dur bu başka. Dur bu başka. Şimdi Fenerbahçe'den Belotti sürprizi. İnanılır gibi değil. Yani el öpen bir futbolcu. Şimdi adamın transfer market fotoğrafına bakıyorsun <laughs> yüzü maşallah yani baya bir alan kaplıyor. 20 Aralık 93 doğumlu 28 yaşında İtalyan Santrafor 1.81 boyunda 28 milyon euro piyasa değeri. 42 maça çıkmış İtalyan'a 12 golü var. Ee, şimdi Allah için siz gerçekten bu habere inandınız mı? Önce onu söyleyeyim bu bir. İkincisi oyuncudaki düşüş var. O ayrı mesele. Bu sezon Torino'da 17 maça çıkmış. 5 gol, 1 asisti var. Ve kariyerinde işte Palermo, Torino formaları giymiş. Ee, güncel piyasa değeri 28 milyon euro ama bu sezonki performansı çok tırt. Şimdi sizin inandığınız nokta muhtemelen burasıdır. Hocam bak tamam. Normalde ben de inanmam. Bize niye kaptırsınlar? Salaklar mı bu adamlar derim. Ama 17 maça çıkmış 5 gol bir asisti var. 1043 dakika. Yani Mustafa Hoca tabiriyle 12 maça çıkmış 5 golü bir asisti var. Abi bak. Biz aslında bu tip bir forvet lazım. Boy 1.81. Yani boy öyle 1.90-95 falan olmayacak öyle. Sağdan orta gelsin kafayla atayım. Soldan gelsin kafayla atayım diye. Bize rakip savunmayı kemirecek. Fiziği güçlü, hızlı bir oyuncu. lazım. Yani pes tabirli fırsatçı golcü lazım. Bu arkadaş onu tanımlıyor. Hatta ben size enteresan bir şey söyleyeyim. Bu Belotti Fenerbahçe'ye gelirse ligde 40'tan fazla gol atar. 40'tan fazla gol atar. Sezonda yani sezon pardon ligde diyorum. Sezonda 40'tan fazla gol atar. Hadi asistler, masistler hepsini dahil edeyim. Daha ee, ulaşılabilir bir şey söyleyeyim. Gol artı asist 30'dan fazla çıkar. Keş çıkar. Yani sakatlanma kadar Allah göstermesin. Bir ayak kırılma şu bu falan filan olmadan önce 30'dan fazla gol atar. Tam aradığımız stilde oyuncu. Ama bize niye gelsin? Yani 28 milyon euro piyasa değeri var. Avrupa takımlar aptal mı? Onlar farkında değil mi? Ama bizim alacağımız tip aynen böyle olacak. Başruayı tipinde bu tipte. Niye? Ya zamanda 40'ı görmüş. Yani 2-3 sene önce 40 milyon euroyu görmüş. Patlama yapmaya hazır bomba lazım bize. Bakın süperlik kolay bir lig. Takımlar sürekli kapanıyor. Aslında ligde gol atmak çok daha kolay. Takımlar sürekli kapanıyor. Savunma arkası koşu yapabilecek forvet. Şutu iyi forvet süper ligde alır başını gider. Alır başını gider. Bak bize savunma arkasında koşu yapabilecek forvet hani bir ara pas attığın zaman koşu yapabilecek forvet. Aynı forvetin bir de şut özelliği sert olacak. Yani sert delici şut çekebilecek. Bu ikisi bu iki meziyet bir forvet de varsa bizde iş yapar. Ha Belut ismini duymadım. Bilmiyorum. Haberim yok. Ama eğer önümüze bir teklif gelse Mesela yıllık 3-4 milyon euroya okey dese Ben 3-4 milyon euroyu veririm Ama imkanı yok Yani imkanı yok Keşke olsa ama imkanı yok Bilginiz olsun Yani keşke olsa diyorum Yanlış anlaşılmıyor inşallah ee, Keşke olsa Gerçi yanlış anlaşılacak bir cümle değil Keşke olsa becerebilsek Çünkü tam aradığımız forvet bu Tam 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 aradığımız forvet bu. Savunma arkası kuşu yapar mı? Yapar. Golcü mü? Golcü. Bitti. Allah sonumuzu hayır etsin. Devam edelim. Üç büyüklerin ortak hedefi Umut Bozok. Bak. <laughs> şimdi ben Umut Bozok'u e, takip edenler, yani kanalımızın takipçileri bilir. Öyle 2-3 günlük bazı duyumcular gibi ya da bazı yorumcular gibi 2-3 gündür övmüyorum. Ben bu futbolcuyu aylardır anlatıyorum. Seneyi ortalığı karıştıracak, üç büyükler birbirine girecek. Bakın seneyi aranan futbolcu. Umut Pozok, Abdülkerim Bardakçı. Değil mi? Ben Tayyip Talha Sanuç bak şeydeki. Adana Demir'deki stoper. Samet Akaydın. Bak ben diyorum yani ligi karıştıracak isimler bunlar. Ama bakalım olacak. Şimdi Kasımpaşa'da forma giyiyor Umut Bozok. Satın alma opsiyonu çok ucuz Kasımpaşa'nın alma opsiyonu. Ben geçmişini de biliyorum Umut Bozok'un. Fransa performansını da biliyorum. O zamandan beri takip ettiğim oyunculardan. Şimdi Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer listesinde. Oyuncu çok koyu bir Galatasaraylı. Çok koyu Galatasaraylı. Fenerbahçe devreye girdi diyor. Bu arada Burak Elmas kalırsa Umut Bozok'u kesinlikle Galatasaray'a alacak. Onu da belirteyim. Hani lamı cimi yok hocam kıvırma falan filan demeyin. Burak Elmas'ın kalma ihtimali olursa yani bir şekilde bir şeyler olur. Ne bileyim Yargıtay'dan döner falan kalırsa bir numaralı aday. 14 golü var. Satın alma opsiyonuyla İstanbul ekibinde. Ve üç büyükler bu transferi gerçekleştirmek için Kasımpaşa'yı ikna etmek zorunda. Lorient'te Monservis'in 2-2.5'a iki, iki falan alacaklar. En kötü 5'e satarlar. Yaşı daha 25. Ha Lorient'te sözleşmesi 2023 sonunda 2023'te sona eriyor. Yani eğer e, Kasımpaşa almazsa bir sene sonra zaten sözleşmesi boşa çıkıyor. Şimdi Umut Bozok, hocam anlat bakalım Umut Bozok o dediğin tanıma uyuyor mu? Yani savunma arkasına koşu yapabilecek, şutu iyi futbolculardan mı? Aynen öyle. Yani Fenerbahçe'ye gelirse tutar diyor musun? Tutar diyorum. Bak Fenerbahçe'ye gelirse tutar, net olarak tutar. Ama gelmez. Bak boy 1.78. Fenerbahçe en son ne zaman orta kafa golü denedi? Süper Lig'de orta kafa gol bin, yüz, şey, binde birin altında. Bize savunma arası arkası koşu yapacak isim alın. Bu arada istatistiği eksik yapmışlar. 31 lig maçı 2196 dakika süre yani benim tabimle 1800 hadi 4 maç daha ekleyelim. 5 ekleyelim. 25 maçta diyelim. 14 gol 7 asist. 25 maçta 14 gol 7 asist Fenerbahçe forveti yapsın. Biz onu 25'e satarız. Biz onu 25'e satarız. Bakın arkadaşlar 14 gol 7 asist Süper Lig'de kolay değil. Bakın. Süper Lig gol krallığı yazdım. Girdim. Şu anda kim? Süper Lig'e gol krallığı El Kabi mi? Ayub El Kabi. Birinci sırada. ikinci sırada Umut Bozok. İkinci sırada Umut Bozok arkadaşlar. Bu arada El Kabide 28 yaşında 5 milyon euro piyasa değeri var. Ee, o da faslı. Genellikle ikinci sezonlarında tutmazlar. Bedava aldılar mesela bak. 27 maç 15 gol 2 asist. 2048 dakika. Ha 17 gol katkısı var. Ama Umut Bozok'un 14 gol 7 katkı. Mesela Cornelius'un 13 katkısı var. 13 golü var. Gerçi asist sayısını bilmiyoruz asist sayısına da bir bakayım Cornelius'un. Ya yani demem o ki tam aranılan kan bu. Cornelius'un asist sayısı 4. 13'e 4. Yani 17 gol katkısı. O da 1895 takanda. 21-22 maç diyebilirim. Ama Cornelius 5 milyon 120 bin euroya alındı. El Kabi bedava. Umut Bozok 2-2,5 bandında. Pes için mesela 12 golü var. Pes hiç bir duraksadı. Başlığa kiralık ama yıllık ücreti 4 milyon euro. Pesic de işte, 29 yaşında 30 olacak. Onu da bedava aldılar diye hatırlıyorum. Ya. Aynen bedava aldılar Makabi Tel Aviv'den. 12 gol 2 asist. E baktığınız zaman gol asist performansı olarak hiç sormanın lüzumu yok. Hiç sormanın lüzumu yok. Anlatabiliyor muyum? Umut bozuk becerilmesi. Peki Umut bozuk becerilmezse hocam bir önerim var mı? Mario Balotelli. Tam Fenerbahçe'nin forveti. Tam Fenerbahçe'nin forveti. Şutlar etkili. Savunma arası da koşu yapar. Tam Fenerbahçe'nin forveti. 11 gol 4 asist yapmış. Fenerbahçe de bunu ikiye katlar eğer kendini futbola verirse. Ama ama ve son haberimiz en bombası Fenerbahçe'de Marcelo görüşmesi. Marcelo. Mar -selo. Marcelo. Marcelo. Marcelo sol Marcelo. Sol transfer çalışmalarının yeni sezon adına sürdüren Fenerbahçe Real Madrid ile bitecek sözleşmesi sonucunda takımdan ayrılacak olan Brezilyalı yıldız Marcelo için yeniden temaslara başladı. Marcelo'nun Real Madrid dönemi sezon sonunda bitecek. Sözleşmesi ile noktalanacak. Brezilyalı oyuncu için daha önce de girişimlerde bulunan Fenerbahçe'nin yeniden devreye girdiği ifade edilmektedir. Todo Fish Che Jason haberine göre Marcelo Roberto Carlos ile aynı yolu izleyerek Fenerbahçe kadrosuna katılabilir. Zaten Fenerbahçe'ye katılırsa bir tek Roberto Carlos'un olumlu referansıyla katılır. Yoksa o eski Fenerbahçe günlerimiz yok. Yoksa parayı basar alırdık. Joachim Löwle teknik direktörlük adına görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'de Marcelo'yu da kadrosuna katmak adına yeniden görüşmelere başladığı aktarıldı. Marcelo'nun sözleşmesi bitiyor. Bonservis sorunu olmayacak. Ve maaş olarak da Fenerbahçe tatmin edici bir maaş verip almak istiyor demiş. Marcelo için Roberto Carlos'un imzaladığına benzer 2 artı 1 yıllık bir teklifin hiç de fena olmayacağı 34 yaşındaki oyuncunun Avrupa'daki son büyük sözleşmesini bu şekilde gerçekleştireceği aktarılmakta. Şimdi güzel bir soru sorayım. Çok güzel bir soru sorayım. Marcelo'yu ister misiniz? Fenerbahçe'ye. 3 milyon euroya kadar piyasa değeri düşmüş. 33 yaşında Mayıs'ta 34 olacak. Yani 14 maça çıkmış. 569 dakika sadece süre almış bu sezon. Kariyerinde 70 milyon euroları görmüş bir futbolcudan bahsediyoruz. Transfer market bile şey yapmıyor. Yani Real Madrid'de doğup Real Madrid'de büyümüş gibi Fluminense'den 2007'de 6,5 milyon euro alınmış. Real Madrid'de doğmuş büyümüş. Şimdi ister misin Marcelo'yu deyin? Valla bence Marcelo'ların devri falan bitti. Bir Mesut Özil'i getirdin sonuç ortada. Bir Mesut Özil'i getirdin sonuç ortada. Ha bana soracak olursan. Hadi hocam sana güzel bir soru sorayım. Sor. Belot diye alsak. Bir. Balotelli'yi alsak 2. Marcelo'yu alsak 3. Umut Bozu alsak 4. Oldu canım. 5-6 tane daha forvet alalım. Tamam hocam. Belotti'yi bedava getirdik bir şekilde. Marcelo'yu da bedava getirdik. Sözleşmeleri bitti. Serdar Dursun var. Berisha var. Hadi Berisha'yı da bir şekilde okuttun. O paraya da Umut Bozu'yu getirdin. Memnun kalır mısın? Kalırım. Kesinlikle memnun kalırım. Hatta Marcelo Fenerbahçe'de yeniden doğar. Eğer doğru idare edilirse yeniden doğar. Bu Belotti sezonda en az 30 gol atar. Fenerbahçe'nin şampiyonluk mimarı olur. Peki hocam sen ne istersin? Belotti gelmesi imkansız. Marcelo'yu istemem. Bak orada Konan var. Konan gibi sözleşmesi bitecek o isimler var. Bak Marcelo 33 yaşında. Marcelo'nun 23 yaşındaki halini bul. 1-2 milyon euro al. Gene başım gözüm üstüne. Ki bulamazsın da. Yani demem o ki bize proje adamı lazım. Balotelli hocam 31-32 yaşında ister misin? İsterim. Bize kudurtucu tarzı olan. adem'den biraz daha hızlı. Bir isim lazım. Bu da böyle bir durum. Peki hocam duyumlara göre Belotti yok. Marcelo. Girişim yok arkadaşlar. Normalde olsa ben söylerim. Biliyorsunuz Marcelo duyumunu vermekten keyif alırım. Ama bir, herhangi bir girişim yok. Balotelli konusunda bir yoklama çektik ama sonuç yok. Başlığa iyi beklemeyin. Umut Bozuğu ben Galatasaray'a gelecek diye düşünüyorum. Bu kısımdan aktaracaklarım da bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.